Kırklareli Vize'deyiz. Akpınar köyündeyiz. Seher Topçular'ın yanına gidiyorum. Seher Topçular kim? Seher Topçular bir üretici. Neler üretiyor? İnekleri var, koyunları var, arıları var. Buğday ekiyor, çeşitli sebzeler, meyveler ekiyor. Şimdi onun evini bulacağım. Kolay gelsin. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Seher Topçular'ın evini arıyorum. Seher Topçuların evi burası. Orası mı? Evet. Tamam. Evdedir değil mi? Evdedir. Tamam, ben onun yanına gidiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz kışlık odun yapıyorsunuz herhalde. Evet. Bunlar sobalık mı? Sobalık. Ne odunu bu? O gürgen odunu. Gürgen odunu. Evet. Biraz ıslak gibi ama yaş. Yaş. Kuruyacak öyle mi? Tabii kuruyacak. Yeni kesilmiş. Hı hı. Ama yakılabilir. Tabii. Kuru yerde hemen, kalırsa. Hemen yakılır. Hemen yakıyor. Hemen mi yakılır? Hemen yakılır. Hemen sönmez. Sönmez. Kalorisi yüksek. Kalorisi yüksek. Tamam, kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ ol. Hava çok soğuk. Bakalım Seher neler yapıyor. Bu soğuklarda çiftçilik de kolay bir iş değil. Seher bacı. Oh, buyurun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Nasılsın ablacığım? Bugün ne iş yapıyordun? Nereden bugün geldin? Vahate hayvanlara, agıra gittik. Koyunlarımıza, ineklerimize bakıyoruz. Ahırdan geliyorsun evet, şimdi. Evet, ahırdan geliyorum. Sağımışı kalmadı tabii bu saatte evet, değil mi? Kalmadı ama şimdi kuzularım var, onlara süt vereceğim biberonla. Ha, beraber yani verelim, beraber sana yardım verelim, edeyim. Sana vereyim, sen ver. Tamam, ben de vereyim. Var ekiz kuzularımın eşleri var, ben onları biberonla besliyorum. Peki bağ bahçe, tarla ekimi var mı? Var, ekinimiz var, arı mı var? Ya işte hayvanlarımız bakıyoruz öyle. Ne var şimdi? Arılarım var, ineklerim var, koyunlarım var. Hangisine bakalım önce? Vallahi ben götüreyim, gelin arkamdan götüreyim, size hepsini göstereyim. Kuzuya süt vermeye gideceğim ben şimdi. Hı hı. Gel o zaman beraber verelim. Beraber gidelim hadi. O zaman hadi. Ekizlerim var, ekiz eşleri var benim, kuzularım. Hı hı. Birilerine anneleri emiyorum, birilerini ben bakıyorum. Ha, yani ikisini böyle de bakarlarsa sütü az gelebilir. Kış şimdi çimen otlayamıyor. Onun için birini ben alıyorum, inek sütünle bakıyorum. Ha. İkisi de güzel gelişsinler diye. Anladım. Kaç aylık onlar? Akşam doğurmuş bir tanesi. Aa, yeni o kadar yeni doğurmuş. Ötekileri de 10 günlük, 15 günlük. Ha. O zaman sütü alıp hadi gidelim. Hadi gidelim. Kuzulara süt vereceğim. Ekiz eşlerine. Böyle mi götüreceğiz bunu? Böyle götüreceğiz. Orada tamam, biberonum var. Tamam, gidelim orada o zaman. Orada vereceğiz hadi. Sen tamam, de gel, sana göstereyim. Sen ver. Tamam oldu. Bugün sen ver. Sen benim misafirimsin. Yardım edeyim sana. Yardım bugün et bana. Biz her gün bu işleri yapıyoruz. Aa, burada inekler de var. Evet, işte buraya şimdi kuzulara süt vermeye. Kapıyı kapatalım buraya mı, açık mı kalsın? Açık kalsın. Tamam. Açık kalsın. Bak sesimi duydular, bağırıyorlar. Biberonu alayım buradan. Dur ben tutayım. Tut sen bunu. Biberonu alayım buradan. Şimdi. Gel bakayım, şimdi sana süt verdireyim ben onları. Her günkü yaptığım işi sana yaptırayım. Aa, buzağlar da var. Küçük buzağlar da var. Buzağlar da var burada. Aa. Çıktılar, evet, çıktılar, dışarı çıktılar. Ya işte. Bunlar iki tane şimdi. Kaçtılar. Gel. Oo, çiğneyecek, çok. Gel, gel. Sen onları gel, çık, 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 çık.
Sen onları tut ben. Gel. Dök bakayım sen sütü. Bak şimdi. Al. Al bakayım şimdi. Ben şimdi bunu tutayım yoksa oraya gidersen sana süt verdirmez. Bak. Bak nasıl kakıyor bak. Kaç aylık dedi? 15 günlük. Bunlar 15 günlük. 15 günlük. 15 günlük. Ah yavrum. Bu şimdi çok sabırlanıyor bak. Ellerimi iyi bak. Ellerimi iyi. Az kaldı. Evet ama burası sıcak o yüzden tabii üşümüyorlardır canım, değil mi? Tabii canım. Nasıl kalabalık olunca şimdi sıcak oluyor. Bu kadarı yeter mi buna? Yetiyor. 4 kere veriyorum. 2'şer kilo süt günde yetiyor. Şimdi Seher sen dedin ya inek sütü veriyorum diye. İnek sütü veriyorum. Niye koyun sütü vermiyorsun? Koyunda zaten annesi bakamıyor ki tanesini de ayırdım. Çok süt yok ki. Bakamadığı için veriyorsun. Evet, tabii boğuldu. Gel bakayım sen şimdi aldan burada benim parmaklarımı yiyken. Dün akşam yavrulayan koyun bu mu? Bu gece yavrulamış. Bu gece? Bu gece yavrulamış. Daha olsa 10 saatlik yavrular bunlar. 10 saat oldu. Hangisi gece? Şimdi bunu sonra doğurmuş, onu önce doğurmuş. O buraya geçmiş buradan aralıktan. Annesine ben uzak olunca annesi onu yalayamamış. Görememiş, buraya girmiş, üşümüş. Sabah geldim, ölmek üzereydi. Bu. Ölmek üzereyi götürdüm. Bak istemiyorum bile bak. Neden istemiyor? Neden istemiyor? Kaç saat ayrı kalmış burada. Onu artık dışlamış. Onu gel dışlamış. Onu alıştıralım mı biz? Tabii, onu dışlamış, alıştıralım. Emzirelim. Hadi gel. Onu dışlamış. Şimdi emzirmiyor onu bak. Ben onu sıktım alıştırabilir içeriden. Alıştırabilir miyiz onu? Alıştıracağız. Alıştıramasak onu da ben sütten bakacağım. Az önce verdik ben ya. Ben koyunu mu tutayım? Dur ben şimdi kuzuyu alayım. Gel yavrum bakayım sen. Gel. Gel bakayım sen. Sen bunu ne emzirme aslında o da senin. Gel. Gel bakayım. Ben nasıl yardımcı olabilirim sana? 2-3 saat yanından uzak durunca bunu dışlamış. Koyunu mu tutayım? Evet, tutuyorum şimdi. Emsin bakayım böyle. Bak. Tete burada. Aldı. Al Memele. Böyle yapıyorum ki annesi severmiş. Severmiş gibi yapınca emiyor. Yoksa böyle yapınca emiyor. Anladım. Annesi seviyormuş gibi geliyor. Kendisi bulursa daha iyi. Biz yaparsak, zorlarsak emmiyor o zaman. Bak, kendi bulacak. Gel. Buldu mu? Kendi bulacak. Buldu. Buldu. Bak. Biz yaparsak olmuyor. Bak. Kendi bulunca kendi sütün geldiğini anlıyor değil mi? Evet şimdi kendi bulunca biz zorlansaydık o da hoşlaşmıyor. Acaba bana ne yapıyorlar diye. Ama kendi kendine bulacak memeyi o zaman. İkisi aynı anda emiyor mu? İkisi de emiyor şimdi. İkisini emzirmeye alışsın değil mi? Onu seviye zaten de bunu uzak kalmış ondan o girmiş bir araya. Görmeyince 2 saat onu ondan soğumuş o. Ben bir Yörük teyzeyle tanışmıştım. Keçileri vardı. Dağda keçilere bakıyordu. Kışın oğlakları getirir yanında yatırırmış. Böyle hasta oğlakları koynunda yatırırmış. Koyacağız bir kutunun içine. Biz de yani öyle olanları şey diyeceğiz. Üşüyene. Oğlaklar daha dayanıksız soğuğa. Öyle mi? Tabii kuzular dayanır. Oğlaklar hepten hiç dayanamaz soğuğa. İşte anası da almaz onları soğukta doğurduğunu oğlaklara. Kendi haline bakar. Önce kendini kurtarmaya bak. Kendini kurtarıyor. Oğlakları hiç yavruladığı gibi bırakır soğuksaydı. Hiç o yüzden çobanlar istemezler kışın keçileri yavrulasın. Koyunlar öyle yapmıyor. Koyunlar ama. Öyle yapmıyor. Koyunlar alıyor. Şimdi Seher inekten süt sağdı geldi. Annesinin emzirmediği yavruyu besliyoruz. Çünkü bu çok zayıf ve annesi bunu kabul etmiyor yani. Etmiyor. Kokluyor uzaklaşıyor.
Yavru da bir türlü emmeyi başaramadı annesinden. Ben şimdi o gözü göremezsin anaymış gibi yapsın diye böyle kapatıyorum gözlerini bak. Gözlerini böyle kapatıyorum tabii. Ondan kapatıyorum ben gözlerini onun. Anası sansın diye. Daha şimdi yeni o sonra o ötekleri nasıl emiyordu? Aynen öyle emecek. Gerçekten ama çok zor. Şu an bir yaşam savaşı veriyor ama sanki de çok mücadele etmiyor yani. Emersen yaşarsın. Yoksa annen seni emzirmiyor. Seher biz işimizi şansa bırakmayalım. Bırakmaz. Gel bunu götürelim tamam mı? Götüreceğiz götüreceğiz. Bu zayıf yavru için hayat zor. Çünkü neden bu doğduğu anda şu şeylerin dışına çıkmış, anneden uzak kalmış. Anne onu koklamadığı için şimdi artık kabullenmek istemiyor. O hem aç hem biberon içemiyor hem annesini ememiyor. Annesi emzirmiyor. Biberona da daha alıştıramadık. Alıştıracağım ama. İşi çok zor. Hava o kadar soğuk ki Seher'le kendimizi iki ateşin arasına oturttuk böyle. Elimizi uzatıp ısınıyoruz. Seher bize çok güzel yiyecekler hazırlamış uzaktan geliyorlar diye. Börekler yapmış, çörekler yapmış, tatlılar yapmış. Seher ateş sönüyor mu bir vallahi tutuşturalım mı ben birazdan? Onu alevlendiririm. Son teknoloji üfleme sanatım oldu. Nereden buldun bu yöntemi Seher? Kendi kendime. Nasıl? İyilik üfleyemiyorum ne yapacağım? Hemen bir çözüm üfleyemediğime göre dedim hortumla körükleme yapayım valiyi buna. Öyle üflüyorum işte alevlendiriyorum ateşi. Sen buzağa da ameliyat yapıyormuşsun. Yapıyorum hepsi yine ufak tefek ameliyatları yaparım. Ne hayvanlara ameliyatı yapıyorsun mesela? Mesela bir oğlak beslerdim ben sütle. Sütü verdim inek. İneğin yanına gitti, ineğin yanına gidince inek soktu boynuzun duvara bastırdı. Bağırsakları çıktı. Eyvah. Çocuklar ufaklık. Dedim gidin getirin keseyim bıçağı. Mındar gitmesin bağırsaklar dışında. Ondan sonra dedim getirdiler bıçağı. Ya bir hayvana bakıyorum canlı hayvan bağırsaklara baktım bir keder yok. Kıyamadım kesmeye. Getirin dedim bana ılcacık su. İleğen getirin. İğne getirin. Getirdiler hepsini. Koydum ilağında çıpıl çıpıl yıkadım bağırsakları. Temizledim. Temizledim bağırsakları. Parmağımla itirdim delikten içeri. Ondan sonra iğne iplik kırktım orasını makasla. İğne iplik diktim. Bildiğin ameliyat yaptım. Ameliyat yani ettim. Öyle bıraktım getirdim onu karanlık yere kapadım. Yaz yaz sinekler kuğut atmasın diye. Antibiyotik uydum onu hep. Gün aşırı gün aşırı. İlacın da vardı. Tabii iğnem var zaten. Kapadım oraya onu karanlık yere. Sardım da sinekler konmasın. Orada tedaviye başladım. Baktım bir hafta sonra samanın tepesinde balyoların üstüne çıkmaya başladı. Koşturuyor. Düzeldi. Bir haftada düzeldi. Düzeldi. Ondan sonra artık yaz geldi. Oğlaklayıcı oldu. Büyüdü. İki tane oğlak yaptı bana senesinde daha. Bu bal da senin çok özel bir balınmış değil benim mi? Benim arılarımdan ben onu üretiyorum işte arılarıma bakıyorum. Her sene kendi yiyeceğimizi ve müşterilerim var onlara da satıyorum. Her şeyimizi biz kendimiz ördük. Peynirimi, tereyağımı. Senede kaç kilo bal tüketiyorsunuz siz aile olarak? Aile olarak 3 nüfusuz bu sene 70'e bal yedik. Bal yiyecek sabahleyin kalktığına ilk önce bu boğazdan bal geçecek. Seher bu ne? Kuşburnu. Bunu da toplarız yaylalardan buradan ormanlardan. Pişiririz onu. Pişirdikten sonra geçiririz onu rendeden. Sonra yeniden sıcaklamaca doldururuz kavanoza bir daha durur bunda. Ne zaman içeceğiz kışın çok soğuklarda. Açarız onu hemen. Herkese koyarım birer bardak içerler. Bunu kış soğuklarında enerji içiyorsunuz. Enerji verir kış soğuklarında. Güne balla başladık. Balla başlarız. Yemeklerden sonra bunu içeriz. Kızılcık suyuyla devam ettik. Meyve suyu asla tüketmeyiz. Seher eşin niye sabahları tarhana istiyor? Vallahi ne bileyim ona sormalı. Kendi burada çok seviyor tarhanayı. Her sabah biz kahvaltı çay kahvaltısı hazırlıyoruz. O bana tarhana yapın der. Ha o normal çaylı kahvaltı yapmıyor tarhana. Yapıyor onu da yapıyor ama bunu daha çok seviyor. Bunu tercih ediyor daha çok.
İçine ekmek mi doğruyor? Ekmek doğruyor, onun üstüne de dolduruyor peyniri. Ha, bir de üstüne peynir döküyor. Ya da bir soğan kıracak yanına. Ya turşu, öyle yiyecek o. Sizin yediğiniz her şey ilaç. Bütün ilaç. Sofranız ilaç gibi maşallah. Bir şey merak ediyorum. Şu nedir? Bu pırasa. Nerede pırasa? Plaska derler bunun adına. İçi pırasalı bak. Pırasayı kek yapıyorum. Pırasayı da doğrayam, kavuruyam. İçine koyuyam. Üstüne de gene kekini koyuyam. Pişiriyam. Ayranla yi, sütle yi, çayla yi, neyle yersen ye. Adı plaska. Plaska. Pırasadan dolayı mı? Pırasadan dolayı plaska adını almış. Ha. Bulgarca plaska mı yoksa? Herhalde. Herhalde analarımızdan öyle öğrendik. Biz de öyle diyoruz işte. Çok güzel bir lezzet. Bu da tereyağın. Tereyağı. Tereyağın çok meşhurdur. Öyle mi? Tereyağı hiç yetiştiremem. Şimdi dersen tereyağı ben sabahleyin ne yerim ben onu söyleyeyim. Benim sabah yediğim şey sütü akşamdan pişiririm, kaymak tutar üstüne. Bir kilo süt ben her gece pişiririm. Her gece bir kilo. Her gece bir kilo süt evimde pişer. Onu kaymak tutar. Onu kaymağını ben ayırırım. Balla karıştırırım. Her sabah bir kase balla bandırır kahvaltında ben onu yerim. Bahçenizde çok güzel büyük ağaçlar var. Bunlar ne ağacı? İşte birisi de burada değil bu mi? Bu ceviz ağacı. Onlar meşe. Meşe palamudu. Bunlar dedim meşe. Ağlar onlardan çok alıyorlar işte bal. Değil mi? Meşe palamudu, palamudu balı. Meşe palamudu. Palamut balı meşhur size. Kara petekler yapıyorlar benim arılarım. Bu da onlardan dolayı. Meşeden dolayı kara petek yapıyorlar. Sade bunlardır yani. Hemen burada 200 metre ötede hep meşe palamutları var. Onlardan alıyorlar. Seher bacım. Efendim. Enerjin daim olsun. Amin amin. Hep sizin de öyle hayvanların olsun. Sağlıklı olsun. Amin, siz sağlıklı amin, beslenin. Amin, sofralarınız amin. Sağlıklı olsun. Şu an Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Burada çeşit çeşit traktörler ve tarım aletleri var. Birazdan bunlar hakkında bilgi alacağız. Ama ben önce sizlere fuarlar hakkında, panayırlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Eskiden fuarlara panayır denirdi. Panayırlarda neler olurdu? Panayırlarda esnaf, üretici, tüccar, herkes mallarını belli şehirlere, belli yerlere getirir. Orada pazarlar kurulurdu. Bu pazarlarda hem alışveriş yapılır hem de eğlenceler yapılırdı. O yöre insanları için. Panayır tarihine baktığımız zaman Anadolu'da bunun belgeleri var. Nerelerde mi? Truva'da, Çatalhöyük'te, Kayseri'de bu tarz yazıtlara belli fuar alanlarının olduğu antik şehirlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde fuarcılığın tarihine gelecek olursak Osmanlı'dan bu yana hep böyle bir gelenek vardı. 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi ile birlikte ülkemizde çağdaş fuarcılığın başlangıç temelleri atılmış oldu. Ülkemizde kurulan ilk fuar İzmir Enternasyonal Fuarı'dır. 1936 yılında İzmir Fuarı kurulmuştu. 1946 yılında da Uluslararası Fuarcılık Birliği'ne katıldı. Böylece Türkiye'nin fuarcılık adımları ilerlemeye başladı. 1970'lerden 80'lerden sonra hızla ilerledi. Şu an ise ülkemizde çok gelişmiş bir sektör, fuarcılık sektörü. Ama bizim ülkemizin fuarcılığın şöyle bir özelliği var. Sektörlere göre fuarcılık yapılıyor. Şu an içinde bulunduğumuz fuar gibi. Mesela tarım fuarı, mesela ayakkabı fuarı, mesela giysi fuarı gibi. Ülkemiz fuarcılık alanında Fransa'dan sonra ikinci durumda Avrupa'da. Burada pek çok üretici buluşuyor. Gelişen teknolojilerden haberdar oluyor. Yani her iş kolunda gelişim için ve yenilikleri takip edebilmek için gerekli bir mekanizma fuarcılık. Bakalım neler öğreneceğiz bugün biz de burada. Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Çok büyük bir hayvan üretim çiftliğinin sorumlusuyla, hayvan sorumlusuyla birlikteyiz. Burada şu an fuarda 3 grup hayvan bulunuyor.
Alman Karabaşı, Merinos ve Île-de-France, değil mi? Evet. Murat Bey, Alman Karabaşı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Alman Karabaşı şöyle, yurt dışında da Merinos'un içinde olmazsa olmaz bir hayvan. Merinos grubunda mı? Merinos gruplarının içinde her grupta Alman Karabaşı da bakılıyor. Ha, bir biz yakın ırklar. Biz de yurt dışında gördüğümüz şekilde aynı şekilde Merinos'un içine Alman Karabaşlarımızı bakıyoruz. Onların üretimi ayrı, koşlanması kendi cinsinden. Aha. Ama sürümüzün içinde bakıyoruz yani bunları. Anladım. Peki Alman Karabaşı'nın belirgin özellikleri neler? Alman Karabaşı biraz daha doğum oranı yüksek. Aha. Süt daha fazla Merinos'a göre. Aha. Yani başka bir fazla bir şeyi yok. Farkı yok. Peki senede kaç kez yavruluyor? 2 senede 3 kere yavruluyor. 2 senede 3 kez evet. Yavruluyor. 200-300 oluyor mu? 200-300. Alman Karabaşlar 1.6. İkizlik oranı. Merinosların da 1.3. Merinosların 1.3. Bunlar tabii hep bakımla alakalı. Hı hı. O oranı yükseltebiliyorsunuz bakımla. Siz kapalı bir çiftlik misiniz? Ekstansif sistem bakıyoruz, kapalı sistem. Aha. Yaklaşık 8 bin tane hayvanımız var. 8 bin tane hayvana bakıyoruz. 8 bin tane hayvana bakıyoruz kapalı. Damızlık üretimi yapmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize damızlık vermekle kalmıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz da bu konuda. Hatta 3-4 ay, 5 ay yardımcı oluyoruz işletmelere. Peki daha çok hangi illere gidiyor? Şu anda Kırklareli civarına veriyoruz. Hı-hı. Trakya civarına. Çanakkale'den arkadaşlar geliyor. Fethiye'den geliyor. Oraya gönderiyoruz. Yani ülkenin her yerine gönderebiliyoruz. Yani mesela Erzurum, Kars, oralara tabii gönderiyoruz. Gönderiyorsunuz. Evet. Peki Merinos'la Alman Karabaşı'nı kıyasladığımız zaman Merinos daha mı et verimi yüksek? Merinos tabii daha yüksek. Yani hiç aralarında ayrı bir hayvan. Kesinlikle bir alakaları yok. Bunda süt de var. Süt de var. Bir de ikizlik oranı fazla. Alman Merinos'ta? Merinos'ta daha hızlı kilo alabiliyorlar. Yani bizim istediğimiz zaten et hayvancılığı olduğu için Merinos vazgeçilmez. Şu baştaki hayvanlar hakkında bilgi alabilir miyim? Onlar Île-de-France koçlarımız. Evet. Ev bir melezi yapıyoruz mesela onlarla ilgili kesime göndereceğimiz hayvanları Merinos'la Île-de-France'ı melezleyip onun et alma kabiliyeti daha yüksek oluyor. Bu da ev bir melezi diyoruz biz onlara. Ev bir melezi. Evet. Yani Merinos'un et anlamında biraz daha verimlileştirilmesi. Verimleştiriyoruz evet. Oluyor. Kesim açısından. Damızlık olarak değil. Damızlık olarak değil. Peki süt dediğimiz zaman Alman Karabaşı evet. Gündemde. Peki siz aynı zamanda süt üretimi de yapıyor süt musunuz? Süt üretimi yapamıyoruz kapasitemiz yüksek olduğu için. Aha. Merinos'u sadece, tercih etmemizin amacı da o. Sadece damızlık. Sadece damızlık. Süt üretimiyle ilgili şey yapmıyoruz yani işletmemizde. Evet, aklınızdan bir koyun çiftliği kurmak geçiyorsa, et piyasasına çalışmak istiyorsanız Merinos sizler için ideal bir cins. Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Elimde 2 tane tıbbi aromatik bitki var. Bu lavanta, bu biberiye, bu fideleri yetiştiren kişiyle görüşmek istiyorum. Yunus Emre Bey, merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Şu fidelerin özelliği nedir? Bu fidelerin özelliği öncelikli olarak tıbbi aromatik grubunda olmaları. Bunun haricinde Kırklareli'nin genelinde hem lavanta hem diğer tıbbi aromatik bitkilerle ilgili genel bir yayılım söz konusu. Türkiye genelinde de aslında böyle. Bu biraz iklimin kuraklığa doğru gidişiyle alakalı sanırım. Bir de verimsiz arazileri değerlendirmek aynen, amacıyla. Çok doğru, çok doğru. Özellikle kıraç arazilerde o bölgelerde tarım yapan üreticimizin alternatif kazanç sağlayabileceği ürünler grubuna giriyor. Hı hı. Biberiye'de, lavantada, adaçayı'da. Hı hı. Çünkü kıraç toprakta yetişebiliyorlar. Sulu tarım ürünü değiller. Bu nedenle daha gelişeceğini ve iyi olacağını ümit ediyoruz. Siz
sadece fide üretiyorsunuz, evet, değil mi? Evet, biz fide üretiyoruz. Lavanta, biberiye, adaçayı ve diğer tıbbi aromatik gruptaki fidelerini üretiyoruz. Bütün tıbbi aromatik bitkilerin, aynen, fidelerini üretiyorsunuz. Üretiyorum. Nedir peki temel şart ya da? Şöyle, tıbbi aromatik bitki fideleri genel olarak çalı formlu olan biberiye, lavanta, adaçayı çelikleme metoduyla üretilir. Tohumdan üretim yapılmaz. Biz de kendi anaç parsellerimizde yetiştirdiğimiz anaç materyali çelikleme yoluyla kendi alanlarımızda fideye dönüştürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz, satış yapıyoruz. Peki bunun mevsimi var mı? Bu çeliklemenin bir mevsimi var mı? Tabii çelikleme dönemiyle aslında dikim dönemi bu saydığımız tüm tıbbi aromatikler için Ekim ayının sonu ve Mart ayının ortasına kadar hem dikim hem de fide olarak dikim dönemi aynı ana denk geliyor. Aynı anda mı? Aynı ana denk geliyor. Toprağa, evet, aktarmayla fide üretme, evet, yani aynı döneme denk geliyor. Bizim bir yıl önce fide üretimi amaçlı hazırladığımız çelikler, hı-hı, bir yıl sonra aynı şekilde fide halini alıp dikime hazır hale gelmiş oluyorlar. Peki kaç tür lavanta var ülkemizde yetişen? Şimdi genel olarak genel standartta lavandin ve lavender olarak lavanta ikiye ayrılıyor. Lavandin dediğimiz tür bu özellikle Isparta bölgesinde Türkiye'nin 1970'lerde tanışmış olduğu lavantayla ekoturizm ve kuru çiçek, hı hı, hasadıyla piyasaya yer bulan lavandin dediğimiz türdür. Intermedia'dır adı da. Daha çok son yıllarda revaçta olan lavender dediğimiz üründe yağ için. Yağ için, evet. Hı hı. Yağı çıkartılarak piyasada bir yağ rezervi oluşturan üründe, hı hı, Lavandula angustifolia'dır. 6 farklı alt varyeteyle birlikte piyasaya çıkar angustifolia türleri. En yaygın olanları da Sevtopolis ve Hemus isimleriyle anılırlar. Tabii ticari anlamda yağ için üretim sanırım, evet, daha revaçta. Biraz daha revaçta olmaya başladı artık. Hı hı. Ama Sayın Valimizin ve İl Tarım Müdürlüğümüzün de destekleriyle özellikle Kırklareli genelinde ekoturizmin çok yakında parlayacağına inanıyoruz. Demirci Halil köyümüzde Tarım Bakanlığı'ndan tescil alarak lavanta diyarı olarak belirlendi. Yani umuyoruz ki bir Isparta kuyacak, Trakya bölgesine de artık Kırklareli Demirci Halil olacak. Peki siz ülkenin hangi bölgesine daha çok fide gönderiyorsunuz? Biz ağırlıklı olarak aslında İç Anadolu bölgesi diyebilirim ama bu yıl için özellikle Erzincan, Malatya, Kayseri, tabii Iğdır, Batman. Hani bu bölgelerde de çok ciddi ekilişler oldu. Bütün bölgelere gidiyor yani. Aynen, her yere gidiyoruz. Karadeniz hariç. Karadeniz'de biraz yağmurla alakalı bir çelişik durumumuz oluyor ama orada da doğru meyilli arazilerde uygulamalarını denedik. Biraz da sizden lavantanın faydalarını öğrenelim. Lavantanın faydaları genel olarak biz tıbbi konulara pek girmeyiz. Onun haricindeki kısmı hemen bildiğimce, dilim döndüğünce söyleyeyim. Moral verir, ferahlık aynen verir. Aynen öyle. Bir rahatlatıcı etkisi vardır, uyku düzenleyici etkisi vardır. Özellikle uçucu yağ formunda bebeklerde, çocuk uyku düzenini sağlamada annelerin oldukça tercih ettiği bir üründür. Kısmen yara yanık tedavilerinde kullanılır. Peki çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza üretiminiz sağlık. Bol olsun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Şimdi biz Hasan Hüseyin'le onların standına gideceğiz. Hasan Hüseyin, siz ne üretiyorsunuz? Çilek üretiyoruz. Çilek. Güzel mi çilekleriniz? Ya güzel yani. Ben çok beğeniyorum. Yiyorum zaten. Çok mu yiyorsun? Ya yiyorum. Çok canım çekiyor zaten. Zaten serada çilek bırakmıyorum. Mesela bir müşteri geliyor. Mesela annem mesela 1,5 kilo topladı. 1 kilosunu veriyoruz biz müşteriye. Yarım kilosunu böyle bir günde bitiriyorum. Yani güzel çileğimiz. Müşteriye diye topladığını sen mi yiyorsun? Ya müşteriye topluyoruz, veriyoruz. Ben biraz daha böyle şey yapıyorum. Mesela annem 1,5 kilo topluyor. Ha, müşteriye 1 kilo bir kilo veriyoruz. O yüzden yani. Böyle yarısını ben yiyorum. Çok seviyorsun yani çok çileği. Çok seviyorum ben çileği. Bir görebilir miyim sizin çilekleri? Buyurun. Ha, burada. Bunlar mı? Sanki mumdan yapılmış gibi. Bir ye bakayım. İnanmadım. İyi mi? Beğendin yani. Peki nasıl yetiştirdiniz siz bu çilekleri? Biz bunu ilk önce fidelerimizi böyle toprağa koyuyoruz, böyle yerleştiriyoruz. Hı hı.
Sonra sulamamızı yapıyoruz sabah, akşam. Öyle öyle büyüyor büyüyor. Öyle öyle çilek oluyor işte. Serada çileği ne kadar sürede bir suluyorsunuz? Yani sabah akşam. Merhaba, kolay gelsin. Biraz da sizinle konuşalım. Nereden aklınıza geldi çilek üreticiliği? Çilek üreticiliği nereden aklımıza geldi? Bir arkadaşımızın vasıtasıyla beraber başladık. Ne kadar alanda üretim yapıyorsunuz? 2,5 dönüm seranız kapalı var. Alan. 50 bin fide. 50 bin fidelik bir seranız evet, var. 2,5 dönüm. 50 bin fide alıyor. Aşağı yukarı 2 senedir biz kendimiz çalışıyoruz hanımla beraber. Siz sadece yerinde satış mı yapıyorsunuz? Evet, yerinde. Hiç dışarı getirmiyoruz, toptan vermiyoruz. İsteyenler de çok. Yurt dışına isteyenler var mesela. Hiç o işe girmiyoruz. Nasıl pazarladınız böyle? Buluyor internetten. İnternetten bu. Bir gelen bir daha geliyor. Ve geldiği gibi de reklamını çok iyi yapıyor. Kulaktan kulağa tabii, reklam oluyor. Tabii kulaktan kulağa. Katkı maddemiz olmadığı için bir yiyen çok şey kalır. Reçellerimiz mesela bizim çok özel yok satıyoruz. Bugüne özel getirdik bunları. Çilek reçeli mi onlar? Tabii bunlar çilek reçeli. Bugüne özel mesela buraya getirdik. Bunları bile yetiştiremiyoruz. O kadar çok talep var. O kadar çok talep var. Dışarıya hele kesinlikle hiç vermiyoruz. Toplan olarak. Yurt dışına isteyenler çok var mesela. Nerede sizin? Vize'de. Vize'nin girişinde. Ama cumartesi, pazar yok satıyoruz yani. İkide, üçte işimiz bitiyor. Hafta içi biriktiriyoruz. Hafta içi bakımlarını yapıyoruz. İlaçları ve yaprak temizliği. Tabii. İlaçları fazla bir ilaç kullandığımız yok. Geçen sene mesela hiç ilaç kullanmadık. Şimdi bu toprak olarak kullandığınız Hindistan cevizi kabuğu. O pahalı bir şey mi? Tabii, nereden pahalı. Elde ediyorsun? Onu almakta çok zorlanıyoruz. Şu an bile yani 3 küp sipariş verdik. Daha siparişi bekliyoruz. İthal bir ürün. İthal ürün. Nereden dışarıdan geliyor? Sri Lanka. Kanya'dan, oradan geliyor işte. İşte malzemeyi çıkartamıyorlar. Tedarikçiler. Biz de alamıyoruz. Şu an mesela 30 bin fide dik çektik yerimizin şeyini bekliyoruz. Şimdi onlar sökeceğiz eğer kokopitler gelirse dolduracağız poşetlere. Ondan sonra yeni fidelerimizi dikeceğiz. 4 senede bir, 3 senede bir değişiyoruz fideyi. Evet, iyi ve doğru tarım ürünü çilekler size de ulaşır umarım. Kırklareli Tarım Fuarı'nda başarılı bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Çiğdem Balım'la birlikteyiz. Çiğdem, şu öykünü bir anlatır mısın bize? Nereden geldin buralara? Anlatayım hemen. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle oldu. Ben aslında endüstri mühendisiyim. 8 yıllık bir mühendislik geçmişim var. Ailevi sebeplerden dolayı memlekete dönme kararı aldım. Dolayısıyla sonra hani ne yapmam gerekiyor, nasıl bir şey yaparım? Ne iş bulacağım? Aynen öyle. Çiftçi bir aileden geliyorum. Çiftçilik yapmaya karar verdim. Lavanta ile başladım çiftçiliğe de. Lavanta ekimi yaparak? Evet, lavanta ekimi yaparak. Alternatif bir ürün olsun istedim. Mühendisliğime de, yani mühendisliğime de katkı vereceği bir şey olsun yağ istedim. Yağ çıkarmak üzere. Aynen öyle. Lavanta, yağlık lavanta, tıbbi lavanta yetiştirmeye başladık 3 sene öncesinde. Sonrasında lavanta yetiştirmeye başladı, yağını elde etmeye başladık. Yağını hem yağ olarak tüketmeye başladım ve satmaya başladım. Onun yanı katma değerli ürün üretme kararı çıktı. Ondan sonra da bir sabun süreci başladı. Sabun yapmaya başladım kendi ürettiğim yağlardan. Tabii tıbbi aromatik bitkileri bulaştığınızda sadece lavantayla kalmıyor maalesef. Hepsini yetiştirmek istiyorum. Bir miktar yetiştirmeye başladım. Nane, kekik, biberiye, altın otu vesaire birkaç tane farklı bitkim ürün var. Ürün yetiştiriyorsun. Yetiştiriyorum. Hepsini ne kadar alanlarda bunlar? Lavanta yaklaşık 14 dönüm alanda, altın otu 3,5 dönüm bir alanda. Diğerleri daha bahçe düzeyinde, hobi düzeyinde. Onların da yetiştiricinin denemelerini yapıyorum. Ondan sonra onlar da büyük parsellere taşınacak. Bunları da siz mi yaptınız yoksa? Onları da biz yaptık. Şöyle ki pandemi dolayısıyla gıda ihtiyacını görünce özellikle yakın çevremizde. Biliyorsunuz hani köy ürünleri, köysel ürünler daha ziyade revaçta olmaya başladı pandemiyle beraber. Biz de bunları ilk başta yakın çevremize sunmaya başladık. Talep gördük. Olabilir dedik. Bu işe de girişelim. Ablam ve annemle beraber bir gıda atölyesi kurduk.
tarhana talep etmişlerdi. Tarhanayla başladık. Şimdi epey bir ürünümüz var. O tarhana sizin mi? Bizim. Öyle evet, mi? Bizler yapıyoruz ve her şeyi elde eski usul yapıyoruz. Nohut? Nohutu kendimiz yetiştiriyoruz. Atalık tohum nohut. Biber, domatesler kendi bahçemizden atalık tohumlar, zehirsiz üretim. Çünkü artık hani doğal gıdaya dönüş başladı biliyorsunuz. Yani sağlıklı gıdaya yani, dönüş başladıkça. Organik mi? Organik sertifikası yok ama iyi tarım. Şöyle ki hiçbir şekilde gübre, herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Yolun çok açık mutluyum. Olsun. Çok teşekkür başarılar ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çiğdem. Hem tarlada hem sofrada. Hem tarlaya hizmet ediyor hem sofraya hizmet evet. ediyor. Ve bu işi bilinçli olarak yapan başarılı bir kadın üretici. Yol açık olsun. Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Siz bizim topraklarımıza ve atalarımıza ahde vefamızdır demiş Leyla Hanım. Leyla Hanım kim? Bir Siyez buğdayı üreticisi. Nerede üretiyor? Kırklareli Vize'de üretiyor. Leyla Hanım, bir İstanbul Beyoğlu kızıyken nasıl oldu da buralara geldiniz? Bu tohumları buldunuz. Şöyle oldu. Annemin asıl yani bu yolun başında annem vardı. Annem sürekli bir köyümüz olsun, işte bir ağaçlarımız olsun, biz kendimiz tohumlarımızı ekelim. Annemin bu sevdasından dolayı biz kendimizi Vize'de bulduk. Bahçe sevdasından dolayı. Aynen öyle. Annemin ya yani hem toprak hem hayvan sevdası hem ağaç sevdası bizi Vize'ye getirdi. Vize'ye geldiğimizde de bunları üretmeye başladık. Peki hani Vize'ye geldiniz, pek çok şey üretebilirdiniz ama siz Siyez buğdayını nereden buldunuz? Demek ki bir araştırmaya girdiniz. Onu anlatır mısınız? Şöyle oldu. Ben bir kere çok unla bir şeyler yapıp yemeyi çok seven bir insanım. İçimdeki bu un sevdası beni doğru beslenmeye itti. Doğru beslenmek deyince de araştırmaya giriştim. Modern buğdayda maalesef işte onu yediğim zaman çok tüketiyordum. Çünkü yediğim zaman baş ağrısı, halsizlik birçok bir şeyim ve kolesterolüm çok yüksekti her şeyden önce. Ciddi bir kolesterolüm vardı. Sonra Siyez'le tanıştım, araştırdım. Daha sonra da ektim. Siyez'in tohumunu nereden buldun? Tohumunu da ben daha önce İstanbul'daki hayatımda tasarımla ilgileniyordum. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun iki tane şubesini tasarlamıştım. Oradan biliyordum. Bir de hocamızın da bu buğdaya olan tutkusunu biliyordum. Daha sonra kendim ekmeğe karar verince hocama ulaştım ve onun sayesinde de tohum bana geldi. Daha sonra da işte tohumumuzu yani diyorum ya bir avuç tohumla yola çıktık. Ama dediğim gibi bu gerçekten bizim hem topraklarımıza hem atalarımıza ahde vefamız yani. İstanbul Beyoğlu'nda doğan Leyla Hanım ulaştığı bir avuç Siyez buğdayıyla işte bu ürünleri üretmiş. Neler var burada? Un var, bulgur var, bu undan yapılmış ürünler var, evet. Erişte var. Bunlar da un sanıyorum. Evet, evet. Ne kadar... Kaç dönüm Siyez buğdayı ekiyorsunuz? Ben ilk başladığım, yani ilk ekimimi 11 dönümde yaptım. Ama şimdi bu yıl daha da arttırdık onu. Çünkü hem talep olduğundan hem de bizim de artık etrafımız alıştı yani. Eşim, dostum, arkadaşlarım. Dolayısıyla herkese kendi çapımda yetmeye çalışıyorum. Herkese un veriyorsun, bulgur veriyorsun. Evet, tohum veriyorum. Yani tohum aslında çok un da değil de yani... Yeri olan herkese tohum vermek daha doğru geliyor bana. Daha doğru. Daha doğru onlar geliyor. Da üretsinler. Evet, herkes üretsin. Leyla, daha önce karşılaştığım Siyez buğdayı üreticilerinin ortak bir sorunları vardı. Siyez buğdayından elde ettikleri unla böyle çok fazla hamur işi yapamadıklarını, bir arada tutmakta zorlandıklarını, mesela erişte yapmanın imkansız olduğunu, ancak bir katkıyla yapabildiklerini öğrenmiştim, duymuştum. Ama görüyorum ki sende ekmek var,
kek var, kurabiye var, poğaça var, her şey var. Sen bu buğdayı nasıl bir una çevirdin ki ya da çevirebildin ki bunları yapabiliyorsun? Şöyle, şimdi ben de daha önce kendim ekmeden önce Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinden siyez unu satın alıyordum. Ama ben de istediğim o lezzeti ve o dokuyu yakalayamadım. Ne zaman ki kendim yetiştirdim, bir yıl öğütmek için uğraştım. Bir yılın sonunda biz şimdi çok özel bir değirmen diyeceğim ben ona artık. Çünkü farklı bir sistem kullanılarak ama bildiğiniz taş değirmen aslında. Ama elek sisteminde bir farklılık var. Ve bizim unumuz oradan son derece böyle ipek gibi bir un çıkıyor. Ve bu yani una, taşta öğütülüyor, evet, buğday. Evet, öğütülüyor. Sadece şöyle bir tozu var bunun. Yani bu tozu da alınıyor mesela. Şimdi benim ürünlerimde hani her şeyin rengi de daha açık. Daha yani açıktır. Hani siyez olunca koyu bekliyoruz, evet, ama sende evet, açık. Değil. Değil. Ve mesela bana da zaten hep şunu diyorlardı o zaman her götürdüğüm değirmen. Ya bunu öğütüp ne yapacaksın? Bundan poğaça olmaz, börek olmaz. Bunu öğütüp ne yapacaksın? Bundan ancak bulgur olur diyorlardı siyez. Bu bulgur mu? Hayır, bu onun soyulmuş hali. Ha, şunun soyulmuş, soyulmuş hali. Hali. Evet, bu da un olmuş hali. Yani değirmene girdiğinde şu şekilde çıkıyor. Biz bundan normal kesme yaptık, normal makarna yaptık, erişte yaptık. Bir de benim asıl amacım hani çalışan kadının, şehir hayatındaki çalışan kadın bu una ulaştığında inanın hepsinin yani kendi başına yapma süresi 15 dakika. Şu ekmeği pide şeklinde yapıyorum ben, kolayıma geliyor. 15 dakika, yani hepsinin süresi 15 dakika. Ben istiyorum ki çocuklar artık böyle sağlıklı şeylerle beslensin. Siyez buğdayından. Kesinlikle siyez, evet, unundan. Onu da gösterelim kek size. Harika. Normal buğday unundan, evet, yapılmış. Yani, evet. Normal ondan. Üstelik de şöyle çok lezzetli. Yani bunu hani diğer unlarla kıyasladığınızda mesela aynı tarifi normal unla bir de siyezle yapın. Ya illa bunu yetiştirmeye gerek yok. Daha lezzetli olduğunu fark ediyorsunuz zaten. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ürünlerini tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Teşekkür evet, ederim. Siyez buğdayı ekmeği. Mehmet Aksoy Bey ile birlikteyiz. Neredeyiz biz? Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Evet, tarım ve Kırklareli makine mi? Tarım, gıda, hayvancılık ve makine. Makine fuarındayız. Bu yıl ilk kez yapılan bir fuar. Kırklareli'nde ilk defa düzenlediğimiz yerel bir fuar. Türkiye'nin en ünlü fuarı olacak. Çünkü bu ayda düzenlenen kapalı alandaki en büyük fuarlardan bir tanesi. Coğrafi işaretli ürünleriniz var. Şöyle ondan hemen bahsedeyim. Dünyanın en lezzetli kuzu eti, Kırklareli'nde kıvırcık kuzu eti. Evet. Hardalyemiz var, beyaz peynirimiz var. Bunun dışında bizim özellikle meşe balı kendi alanında dünyada bir numara. Sebebi de şu, Istıranca dağlarının eteklerinde asla kimyasal ilaç kullanılmıyor. İlaç kullanılmadığı için de antioksidan değeri ve bal kalitesi çok yüksek. Zaten ari bölge Kırklareli hem hayvancılıkta hem arıcılıkta. Ari bölge, küçük başta ve büyük başta ari bölge. Yani dışarıdan buraya hayvan gelmesi yasak. Damızlık üretim merkezi oluyoruz. Kırklareli buğdayda 620 bin ton, ayçiçeğinde 220 bin ton üretimle bu sene rekor kırdı. Trakya'nın çiftçisi, Kırklareli'nin çiftçisi en üst segmentte makinaları kullanıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Birim alanda en fazla verimi alan bölgelerin başında geliyoruz. Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Özellikle küresel iklim krizinden sonra suyun, toprağın ve gıdanın değerinin artmasıyla birlikte Kırklareli'miz üretiyor. Küresel iklim değişikliği konusunda Tarım Bakanlığı'nın ne gibi çalışmaları var? Siz neler uyguluyorsunuz? Evet, Tarım Bakanlığımız devletimizin destekleriyle %50 sulamaya hibe destekleri veriyor. Ayrıca su hasadıyla ilgili Tarım Bakanlığı'nın 2022 yılında programını aldığı bir destekleme modeli. Suyu hasat edebileceğimiz, yağmur suyunu hasat edebileceğimiz her bir damla yağmur suyunu kullanacağız. Bunu üretime kazandıracağız.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.